Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Pixar koyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amanın da bir ağaç büyümüş burada, hemen keserim. Evet kardeşlerim, geçen videodan beri gördüğünüz gibi 20. level oldum. Parmağımla ekranı gösteriyordum, az kalsın mükemmelim işte. 20. level oldum. Efendim engram puanlarımı da harcamadım. Şurada 61 puan. Metalürjide bir şeyler açıldı. Evet, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hep birlikte bakacağız bunlara. Bir de duvar tam şu sınırdaydı biliyorsunuz çizgi. Oradan duvarımı şuraya kadar getirdim. Şimdi sizlerle birlikte güzel bir dinozor kapısı yapabiliyorsak eğer yapıp dinozorlarımızla giriş çıkış için kendimize kolaylık sağlayacağız. Bir tane de şu tarafa yaparız. Efendim birkaç ufak tefek şeyi de keşfettim. Mesela şunlar gibi. Birazdan bunların da sırrını size göstereceğim. Evet, öncelikle bir de bir tane de ateş böceği teyimledim. Ateş böceğini teyimledim çünkü bir şey fark ettim. Gece içeri geldiğimde ateş böceğim içeride olduğu için misler gibi her yer parlıyordu. Böylece ışık yapmak zorunda kalmamıştım. Efendim, eğer sen burada buralardaysan seni hemen oklayayım diyecektim, kaçtın. Peki. O zaman öncelikle şu engramlara bir bakalım. Engramlarda bizim bir dinozor kapımız var mıydı? Wood window, wood kapı, wood bir şey, yarı İngilizce yarı Türkçe en sevdiğim wood kapı. Wood beast gate. Wood beast gate'imiz varmış. Ben bunu almış mıyım? Almışım abi. O zaman ben buna beast dediğim zaman ne diyor bu? Wood beast gate için wood istiyor. Bir sürü de teç istiyor. Neyse ki bir sürü wood'umuz ve bir sürü teçimiz var. Hemen şöyle geleyim. Şuradan al sana istemediğin kadar teç. Şunlardan bir tanesi dışkı sandığı. Ha evet, bu arada ben bayağı taş kazdım, biraz kömür kazdım. Clay. Geçen bölümde bulamadığımız clay'in nasıl çıktığını buldum. Efendim deriler, meriler, bir sürü bir şey topladım. O zaman bu dışkı diyecektim. Tam da o dışkı çıktı. Wood'umuzu da şöyle bir alalım. Bence yeter. Geliyorum craft'a. Beast diyorum. Beast gate. Craft ve de craft. Süper. İki tane beast gate craft ettik. Şimdi beast gate'i şöyle bir seçersem onun bir büyüklüğüne bakalım. Ne kadarmış? Biraz büyük olsaymış keşke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare büyüklüğünde. Mükemmel. 6 kare. 6 kareyi imha etmem gerekecek şimdi buradan. Şuradan 6 kareyi imha edeyim. Ha, 6 kareyi buradan imha ettim ama olmadı mı acaba? Ya şuradan mı imha et? Vallahi bir şey söyleyeyim. Buradan imha etsem daha mantıklı olacakmış 6 kareyi. Ben 6 kareyi buradan imha edeyim. Vallahi 6 kareyi buradan imha etsek daha mantıklı olacakmış. Çevirelim Uğurcu'yu. Bırakalım şöyle. Mükemmel bir beast gate'imiz oldu. Onu açıyorum. Ve de şahitler huzurunda kapıyorum. Tamam, şimdi şuradaki materyallerimizi geri koyalım şöyle. Belki de orada bir karelik bir şey bıraksam zararı olmaz. Ne dersiniz? Aradan manzara görünsün şöyle ya. Deniz manzarasını görelim aradan. Şöyle deniz manzarası görünsün. Gayet güzel. Efendim bir 6 karede şuradan imha edeyim. O tarafa da çıkmadık pek ama belki çıkmak isteriz. Madem yaptık, kapımızı yerleştirelim ya. Bir de size hemen şu okun gücünü göstermek istiyorum. 27. level tavşan. Şuradan tecrübe puanımıza bir bakıyoruz. 477. Gördüğünüz gibi tavşan hemen patladı. 479. Yani ağaç kesmekten bilmem neden çok daha fazla tecrübe puanı veriyor bu avlanma işi. Hatta size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Fiomia'yı da 3 okla hallettik. 479'du, 486. Gayet hızlı level atlamamızı sağlıyor avlanmak. Yani bizim avlanmamız lazımmış. Elimizi korkak alıştırmamamız gerekiyormuş. Kapımı kapıyorum çocuğum. Çocuğum, kapılar kapansın. Ha? Şimdi şu aldığımız şeyleri de hemen sandıklara pay edelim. Biz senden ne kullandık? Teç kullandık. Buyur teçini geri. Sende ne vardı? Deri vardı. Şu bir şeyleri eskiden de olduğu gibi inventory'mizde birleştiriyor. Burada birleştirmiyor. Beni çok üzüyor gerçekten. Hayda. Geri gitti o. Madem geri gitti geride dursun. Hah. Şimdi birleştirdin. Ahlaksız. Demin birleştirmiyordun.
Eti drop ettiğim zaman bir kardeşimiz etleri atma bayıltıcı ok yapıyorsun demiş. Ah kardeşim benim. Evet o arkta öyleydi doğru söylüyorsun ama bak şuradan sana göstereyim. Normal Arrow'ları Flint ve Wood'dan yapıyorum. Bayıltıcı okları Narco Berry ve normal Arrow'dan yapıyorum. Bu arada normal Arrow'um da benim biraz bitmiştir. Şuradan Flint alayım da biraz bir şeyler yapayım. Seni de ben drop edeyim. Çok hızlı çürüyorsunuz ama ben size yetişemiyorum ki. Vallahi yetişemiyorum ben size. Şimdi ben şuradan içine bıraksam burada da çok hızlı çürüyorlar mı acaba? Bence burada çok hızlı çürümezler ha. Burada inanılmaz dayanır onlar. Çok uzun süre dayanırlar. Benim üzerimde yeterince et varmış zaten. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Evet. Şimdi ne dedik? Flint alacağız dedik, değil mi? Flint de şurada bir yerdeydi. Nerede bir yerdeydi? Hiçbir yerde değilmiş. Kandırıldım. Hiçbir yerde değilmiş Flint. İşte Flint burada. Aldım canım benim. Craft'tan Arrow diyorum. Şuradan çok Arrow yapabiliyorum ama abartı yapmaya gerek yok. Şöyle 30 tane yapalım. Bunu craft etmek bize hiç experience verdi mi acaba tecrübe puanı? Sanki vermiş biraz. Biraz emin de olamadım. Dururken de biraz tecrübe puanı kazanıyoruz çünkü. Şimdi 45 tane okum olmuş. Craft'tan yine ben Arrow diyeyim. Bayıltıcı ok da kaç tane var elimde bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. 18 tane, 20 tanesi, 15 tanesi bayıltıcı ok olsun bunların. Kardeş payı oldu. Gayet güzel. Tamam. Sandığın başından ayrılmadan gördüğünüz gibi işimizi bitirdik. Daşı geri koyduk. Şu üzerimizde çok fazla şey taşıma taraftarı değilim. Odunun yeri de burası değilmiş ama. Allah Allah. Neresiydi odunun yeri? Bütün odunları aldım mı yoksa? Aa, inanamam böyle bir şeye. Çok şaşırırım. Ha, burasıymış odunun yeri. Şimdi kardeşlerim. Bu işi de hallettikten sonra şöyle geliyorum. Suyumuzu şu pişmemiş et kalmış üstümde. Pişmemiş etin yerine koyalım. Sonra kendi dipsiz kuyumuza doğru şöyle bir inelim. Tamam mı? 8-9 diyelim. İki suyu da dolduralım. Pişmemiş et dedik, değil mi? Çok affedersiniz. Pişmemiş eti şöyle bıraktım. Binek hayvanlarım var. Evet, onlara şu anda binmiyorum. Farkındayım. Şu anda onlara binmek istemiyorum. Şu anda onlara binmeyeceğim. Kapımı kapattım. Aa, benim orada ateşim yanıyor. Olamaz. Boş yere materyal sarfiyatı. Söndür. İlginç bir şekilde standing torchlar. Remaining time 13 saat diyor. Ne kadar güzelmiş standing torchlar. Ben bu oyunu çok sevmeye başladım. Ark'ta her yerde aynı yanıyorlardı. Mesela şurayı kendime maden atletmiştim. Bakın şurada bir şey daha var. Görüyor musunuz? Coal. Coal da buradan çıkıyor. Böyle çıkıyor coal da. Madencilik bir ara yapacağız biz bir aralar. Şimdi metalurjiyi falan keşfedince gerekecek. Size asıl göstereceğim şey şuradaydı. Kardeşlerim şu yerdeki şeyi görüyor musunuz? Bakın nedir? 4. 4. Gayet çamur değil mi? Böyle bir 4 yeri buluyorsunuz. Şurayı kırıyorsunuz. Bakın bu ne? Clay. Suyun biraz değmesi yetiyor. Hemen gelip geri örtüyorsunuz orayı. Sular çekiliyor. 4'ten geri kalan şey ne? Clay. İşte bu kadar basit bir sihirbazlık. Yanlışlıkla suyun kenarında biraz clay olduğunu fark edip o zaman bu clay'i nasıl elde edilir acaba dedim. Oradaki dörtleri toplarken içeri giren su otomatik clay'i oluşturdu. Vallahi balamala. Tamamen karambolden oldu. Bende yalan yok. Hiç akıl edip de öyle acaba şunu koysam oraya clay mi olur falan diye düşünmedim. Zaten mantık olarak da toprağın üstüne su değdiği anda öyle clay olmaz. Bir saniyede ama haliyle oyunumuzda da yıllarımız yok. Clay'in de sırrını böylece çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi aynı seviyede durduğu şeyi clay'e dönüştürmüyor. Bu ben oraya koyduğum için oluyor. Ama üzerine aktığı suyu clay yapıyor. Şimdi sıradaki hamlemize gelelim. Şuradan ben narkotik bow'u alıyorum. Narko beri değil, narko arrow'u alıyorum. Orada ne varmış? Dilopsaurus mu? Aa, görev şeyi var. Vallahi görev şeyi var. Sen bir Dilopsaurus musun? Bence sen bir Dilopsaurus'sun. Ve hemen devrildin. Mükemmel. Mükemmel. En sevdiğim.
Yiyecek bir şey bul. Çok acıktın diyor. Al abi, ayıp ediyorsun. Hemen sana yiyecek bir şey bulayım. Aha, Trike. Hem de level 31. Acaba onu kaç okta bayıltmam gerekir? Döndün kaçıyorsun ama sen Trike. Seninki delikanlık değil ya. Hem de dünyanın öbür ucuna kaçtı bir anda ya. O ne hızdır abi. Emmi sen ne yaptın? O ne hız? Dodo, biliyorsun ki ben senin bu hayattaki bir numaralı düşmanınım. Hitboxlar, ah hitboxlar, ah hitboxlar. Beni nasıl uğraştırıyorsunuz var ya. Bir şey söyleyeyim, o bence Trike birazdan geri döner. Bu oyunun böyle intikamcı bir özelliği var biliyorsunuz. Sizin baydığınız hayvanlar bir süre sonra kızgın bir şekilde geri dönebiliyor. Dilopsaurus, ayılıyor musun? Vallahi ayılıyorsun. Al sana biraz et vereyim. Yedin mi? Of, taming'e gel. Mükemmelsin. Tek kelimeyle mükemmelsin. Sen de gel buraya. Ah, seni ben ıskaladım, kıyamam sana. Iskaladım seni ben. Level 6. Sen niye bayılmadın? Şimdi bayılıyorsun galiba. Evet. Bayılacağını sonradan anlayınca dönüp arkasını kaçmaya başladı. Trike geri geliyor mu? İntikamcı Trike? Vallahi gelmiyor. O zaman bir saniye. Ben şuradan gidip bir görev almak istiyorum. Animal Museum updated. Bir şey oldu. Ne diyor abi? Craft a bed. Yatak craft et diyor. Craft a bed. Ben niye onu craft edemeyeyim ya? Aha! Dilop ayağa kalktı. Diloposaurus ayağa kalktı. İnventorine bir ulaşayım senin. Senin o etlerinin ben yarısını alayım. Tamam mı? Sen beni takip ediyor musun? Etmiyorsun. J desen beni takip eder misin? Edersin. Güzel. Bir de bunu tameleyelim. Bunu da tameleyelim. O da bize katılsın. Yüze yüze geliyor hem de. Hem de yüze yüze geliyor. Ben o bed'i craft ederim. Bed'i craft etmek kalsın şimdilik. Siz hayırdır ya? Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Çok hasar vurabiliyorlar mı bana? Ayda vuruyorlar vallahi. Bana da çok hasar vuruyorlar. Beni de dövüyorlar. Neden böyle oldu? Dur çocuğum dur. Dayak yiyorum zaten şu anda. Hem de çok pis dayak yiyorum. Hayda. Bu yarasalar niye böyle dellendi? Bu yarasalar niye dellendi? Biri bana söyleyebilir mi? Beni sinirlendirmeyin. Çekerim oku. Çekerim oku aga. Neyse zaten level atladım o arada. Ya işte. Bu tarz oyunların en kötü yanı bu. Belli bir teknolojiye ulaşana kadar yaratıklar böyle sizi gerçekten çok üzebiliyor. Neyse diğeri hayatta kaldı ha. Bu hayatta kaldı. Madem o hayatta kaldı o bizimle gelsin. Bak terbiyesiz yarasalara ya. Her yerden çıkmışlar. Ben size gününüzü göstermez miyim? Dinozorumu hemen gidip yuvama bırakayım. Çok da yavaş yürüyor dinozorum ya. Acayip yavaş yürüyor hem de. Gel böyle. Parlak, tipsiz, suratsız, mıymıntı. Aralarına bir tane daha kardeş geldi. U'ya basalım. Inventory'ye akses edip adını değiştirelim senin. Tükrükçü diyelim adına. Tamam, senin adın bundan sonra Tükrükçü. Tükrükçü, senin üzerinde o yemek kalmasın, tamam mı Tükrükçü? Çünkü zaten burada yemek kutumuz var bizim. İçinde de bol bol yemek var. Şöyle bırakalım bunu. Şimdi... Efendim, madem böyle geldik, craft'tan biz bir bed diyelim. Neymiş? Engram bed. Bed'i yapmamı istiyormuş. Wood istiyor, leather istiyor, thatch istiyor. Benim zaten bir tane yatağım vardı. Yahu ne biçim görevler bunlar. Al sana teç. Ondan sonra al sana wood. Bir de ne istiyordun sen? Bed ne istiyordun çocuğum? Leather mi istiyordun? Deri istiyormuş. İlginç. Hiç de ilginç değil aslında vallahi. Yatakta deri olur tabii. Niye istemesin?
Şuradan gel. Niye çıkıyorsam o menüden alışmışım. Buradan craft bed. Görevimiz ne diyordu? Craft a bed diyordu. Vallahi bence bu görevi başardık. Aynen öyle. Görevi başardık. Gidip görevi teslim edebiliriz. Şimdi bu görevi teslim edeceğiz ama gelin biz engramlarımızı açalım. Önce metalurji, smelter, eritici, copper, gazolin, glass, bilmem ne, iron, silver, pteradon saddle. Pteradon saddle da şimdi açıldı. Peki normal primitivlerde bakalım ne vardı 20. level'da? 15. level, 16. level, 19, 20. level. Candle helmet. Etrafı aydınlatak. Madencilik yapacağız böylece. Fishing rod. Ichthyosaurus. Yunus balığının şeyi. Eğeri. Borular. Borular, boru sistemleri. Carbonemis saddle. Water reservoir. Simple mask. Simple glider. Fruit display stand nedir ya? Aa, canımızı dolduruyormuş. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Canımızı dolduruyormuş. Bu neyde yapılıyor, gösteriyor mu? Symptomatic gibi bir şey yazıyor üstünde. Neyde yapıldığı gösteriyor mu? Fabrika için level 30 lazım. Magic Sleepy Arrow. Wow. Bunun için ne gerekli ama acaba? Bir de neydi? Architecture Master. Architecture Master'da çok garip şeyler varmış. Bambudan bir şeyler yapılıyormuş. Western Wood Bridge. Oo, Western Roof. Bunlardan bir ara kendimize bir ev yap. Select Subclass ne ya? Hepsini göster. Aa, Subclass'lar mı olacak bu oyunda daha sonra? Bilemedim ki. Neyse, şimdi bu smelter'ı ben nasıl yapacağım? Hemen bana smelter'ı yapmayı göster. Hemen smelter yapmak istiyorum. Ama Dilophosaurus, seni çok çirkin yapmışlar be tükrükçü. Allah, sen biraz çirkin bir dinozorsun yani. Çok affedersin ama bunu da sana söyleyeyim. Dostacı söyler. Smelter. Gerçekten sadece 10 tane taş. Peki, canıma minnet. Sana 10 tane taşı hemen vereceğim. Al sana 72 tane taş. Craft. Canım benim. Craft. Sonra smelter'ı şu torch'un yerine koyalım. Evimizin dışında olman lazım zaten senin ama hatta ben seni ne yapayım biliyor musun? Buraya yerleştiremezsin diyor. Can't place smelter. Can't place structure here. Aa, ben gidiyorum ya. Ben ebediyete intikal edeceğim yakında. Karnım acıkmış benim. Karnım bak alt tarafta, sol altta göründü. Canın da doluyor. Senin canını senin dedi. Smelter'ı böyle bir yere mi koymak istiyorsun abi? Galiba böyle bir yere koymak istiyor, evet. Evin içine koy smelter diyor ya. Sen ne pis herifsin diyor ya. Smelter'ı niye evin içine koymuyorsun diyor. O zaman evime girer girmez burada smelter dursun mu? Şurada dursun. Sanki böyle düz duruyor. Emin değilim ama... Galiba böyle düz duruyor. Evet. Allah Allah. Önünü ardını da anlayamıyorum ki ya. Koydum gitti. Nasıl? Aa, evet, şu anda düz duruyor. Yok yok, biz bu bahçenin içinde kesin devasa bir ev yapacağız ya. Çok küçük bir yapı kurduk. Minecraft stili sadece bloklardan kursam daha iyiydi ya. Tahta mahta bir şeyler üreterek kurunca biraz uzun şey oldu. Zor oldu kurması. Küçük yaptık o yüzden. Şimdi buna bir access diyelim. Odunları içine verelim. Neyin varsa ne yapabilirsin? Iron'ı buna dönüştürürüm. Sandy cam yaparım. Copper ore, copper ingot yaparım. Yani mantıklı şeyler söylüyorsun tabii. Silver'ı silver yaparım. Gold'u gold yaparım. Deriyle yağı gazolin yaparım. Peki abi. Sana bir şey söyleyeyim ya. Delikanlı bir insansın. Hiç abuk subuk bir şey istemedin açıkçası benden. Gerçekten gayet mantıklı şeyler istedin. O zaman şimdi şuradan materyallerimi geri bırakayım. Seni de geri bırakıyorum. Bu yatağı içeriye bırakacağım şimdi. Ne oldu? Aa, kakaların hepsi, dışkıların hepsi çöp oldu.
Vallahi dışkıların hepsi çöp oldu. Çürüyüp gittiler tabii bir süre sonra. Normal. Bir şey söyleyemiyorum yani, kızamıyorum. Bir süre sonra çürürler. Normaldir. Ben doyamadım ya. Vallahi doyamadım ben. Şimdi doymuşumdur diye umut ediyorum. Engramlardan bir saniye. Engramlardan başka yapacağımız şeylere bir bakalım. Kıyafet muyafet yok. Kafamıza ışıklı bilmem ne bir şey koymamıza gerek yok. Glider'ımız var. Yüksek bir yere çıkıp atlamadıkça esprisi yok. Glider'ı yaparız bilahare. Acelesi yok onun. O zaman benim trike saddle yapmam lazım ya. Trike saddle level 30'muş. Tame'lesek bile üzerine saddle koyamayacakmışız 30. level'a kadar. Ne yapalım? Artık nasıl level atlayacağımı biliyorum bu arada. Bol bol bir şeyleri döver, level'ıma atlarım. Abi bunlar niye göğe kadar çıktılar? Ben onu anlamadım. Niye göğe çıktılar yani? Oh! Seni oklamak çok eğlenceliydi gerçekten. İşte bu. İşte bu, bayılttım. Bayılttım onu. Güzel de tecrübe puanı kazandım sanki, emin değilim. Siz ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Ona mı gidiyor? Ona mı dalıyorsunuz? Ben şuradan birinizi oklasam tutturabilir miyim? Tutturamadım galiba. Vallahi tutturamadım. Şimdi önce benim bunları temizlemem şart ama yani. Ben bunu anladım. Önce onları temizlemem şart. Çünkü bunlar çok naletlik yapacaklar yoksa bana. Buldukları yerde dalacaklar falan. Seni yakaladım mı? Vallahi yakaladım. Aa, manyağa bak. Hiç beni umursamıyor. Şeye dalmış. Ruh hastası gibi Pterodon'a dalmış, orada onunla dövüşüyor. Bunlar yoksa aşağıda bir Pterodon bir şey görüp de onunla savaşa savaşa yukarı mı çıktılar ya? Sen gel bakayım, sen kaçamayacaksın sen benden, söyleyeyim. Seni ben şuradan doğru bir oklasam yanlışlıkla var ya. Karambolden bir oklasam seni. Oradan nereden çıktı acaba onlar ya? Oradan onların çıkabileceği bir yer mi var? Ben hiç öyle bir yer göremedim. Benim gözümden kaçmış orası. Aa, olmaz mı? Koca bir oyuk varmış burada ya. Koskoca bir oyuk varmış burada onların çıkabileceği. Bak, sıkıştırdı şeyi. Pterodon'u orada dalıyor şimdi. Terbiyesiz. Sen 42. level'sın ya. Sen bir git. Sen değil. Başkaları lazım bana. İşte 15. level var mesela burada bir tane. O 15. level lazım. Ama abi bu terbiyesizler onu yaşatmayacak ki. Ne yapsak bilemedim. Şurada benim görev aldığım şey var. Bari gideyim ona bir dokanayım. Bari görev aldığımız yerle işimiz bitsin. Bana artık ne ödül verecekse. Al. Ödülümü isterim. Açtım. Take all. Bana bu mektuplardan veriyor. Privilege certificate veriyor bana. Sertifika. Sen artık sertifikalı bir psikosun diyor. Benim üzerimde kıyafetler hasar gördü mü? Yok, kıyafetlerim de hasar görmüyor. Bak, bu iyi bir şey işte. Bu yarasalarla nasıl işimizi bitireceğiz onu çok merak ediyorum. Craft'tan bakayım, Parasaur Saddle'ı şu anda yapabiliyorum abi. Parasaur Saddle'ı yapabiliyorum ve üzerimde de leather var. Ben Parasaur Saddle'ı yapmak için biraz teç toplayayım şimdi. Bir saniye. Şöyle bir bana bir müsaade edin. Teç, teç, teç dedim. Çok güzel. Ondan sonra şuradan bayıltıcı okuma geçeyim. Sen kaçıncı level'sın peki Parasaur? 27. Güzel. Bu bir bayıltıcı. Bu iki bayıltıcı. Bu üç bayıltıcı. Ha, kaçma diye yardırıyordum sana. Gerek kalmadı. Şöyle geleyim yan. Unconscious. Aman diyeyim, Brontoymuş ya. Bir an onu T-Rex zannettim. Bir an onu T-Rex zannettim. Bana bir haller oldu. Parasaur'u normal besleyip mi acaba tame'liyordum ben? Vallahi besleyip tame'liyormuşum. Besleyip tame'leyeceğim şeyi bayıltarak tame'leyemiyor muyum? Kardeşlerim, galiba besleyip tame'leyeceğimiz şeyi bayıltarak tame'leyemiyoruz. Biraz önce bunu öğrenmiş olduk. Biraz önce bunu öğrenmiş olduk.
Düşük seviye olsun, bizim olsun diyoruz. Evet, Trike'ı da boşuna bayıltmaya çalışmışım bu durumda. Büyük ihtimalle tame'leyemeyecektim zaten. Sen ne acıkmaz hayvanmışsın ya. Hayvan. Ha? Bir daha besleyebildim onu, neyse. O zaman ben şuradan okumu alıyorum. Kardeşlerim, size yalancı çıktım ya, kusura bakmayın. Vallahi tame'leyemiyoruz. Çünkü beslenen hayvan bayıldığı zaman bayılıyor, adı üstünde. Bayılmış oluyor yani. Tekrar acıkana kadar bekle diyor. Beklerim abi. Bu yakınlarda acıkmış. Aynen öyle, acıkmış. Yakaladık biz de onu. Aa, yakalayamamışım. Şimdi yakaladım. Para diyeyim. Parasaur Saddle Craft. Çok güzel. Yavaş yavaş gece olurken. Yavaş yavaş gece olurken parasaurları alıp üstüme öyle gitmek istiyorum. İşte bu. Süper. İnek. Neyse ya, içime de sinmemişti zaten. İsim vereyim buna. At diyeyim adına. Parasaur bir nevi bu dönemdeki at çünkü. Bakmayın, ben ona habire inek inek deyip duruyordum ama o bizim ufak bir terbiyesizliğimiz oluyordu Parasaur'a. Parasaur Ride. İşte bu. İşte budur. Oo, vallahi hızlı da gidiyor. Vallahi canına yandığım, hızlı da gidiyor. Artık bizim çok da yorulmuyor ha. Vallahi çok yorulmuyor. İşte asıl bineğimiz bu olacak bizim. Peçiler aslında savaşçı. Peçiler çok güzel kafa atıyor. Savaşçı hayvanlar. Ha, Parasaur da kafayı gömer. Parasaur sağlam bir kafa attı mı var ya, adamı oturtur yerine, ayrı mesele. Durdurdum Parasaur'umu. Biz Trike tame'leyemeyecekmişiz ya. Trike'ı tame'lemek maalesef her baba yiğidin harcı değilmiş öyle. Ben o zaman şuradan, biliyorsunuz ki madem tame yapamıyorum, hemen vahşileşirim. Bak bak nerelerden kaçıyor. Çakal, onu vuramayayım diye. Sen kaçtığını mı zannediyorsun? Ana, gerçekten kaçtı. Ama bu yapılmaz. Bana bu artistliği yapmayaydın çok iyiydi. Bana bu artistliği yapmayaydın çok iyiydi. Dünyanın öbür ucundan vurdum hayvanı, sonra buradan vuramadım. Sen aynı kuş musun? Yok, o galiba T oralara kaçmış. Vallahi o ta oralara kaçmış ama sen eğer ben seni indireyim var ya. Yok, çok hızlı uçuyor hayvan. Şöyle bir sana mucizevi ok atayım. Olmadı. Biraz daha güçlü bir silaha ihtiyacım var. Biraz daha güçlü bir silahım olduğu zaman bu işi halledeceğim. Ben bol bol hayvan öldürerek level atlarsam galiba bu iş olacak. O zaman biraz craft yapalım. Kardeşlerim, biraz craft yapalım. Parasaur'umuzu tame'ledik. Misler gibi bir parasaur'umuz var artık. Şimdi parasaur asıl bizim bineğimiz olacağı için ona bir ufak yemek takviyesi yapalım. Onunla yolculuk yapacağız. Buralardan çıkıp gideceğiz zaman zaman. Sebzemiz de kalmamış bizim ya. Durun ben biraz sebze toplayayım. Bu böyle olmaz. Azul beri, tinto beri, amar beri, güzel. Berilere güzel yapıştık. Bir de şu aldığımız craftların hangileri nerelerde craft ediliyor onlara bakalım birlikte ki. İlginç ya. Büyük ihtimalle Bronto da aynı mantıktadır. O zaman demek ki demişler ki otçul hayvanlar, adı üstünde demişler, otçul, sakin. Sinirlenmez, sana kızmaz, saldırmaz. Onlara git elinle, efendi gibi, bir beyefendi gibi besle. Senin kankan olsunlar, bir daha da peşinden ayrılmasınlar. Ama et obur hayvanlara, bayıltıcı oku yapıştır. Alnına yapıştır bayıltıcı oku. Çünkü onlar nedir? Agresiftir, sinirlidir. Öyle yumuşak başlılığa, sevgiye gelmezler. Steamberry yiyor mu ki bu hayvanlar ya? Bilmiyorum ki, herhalde yer ya. Azulberry de vereyim sana ben var ya. Majoberry de vereyim, sen adamsın. Şu yazıyı bir daha okuyalım bu arada. Ne diyor bu certificate? Uzun bir zaman boyunca bir mekanın senin olmasını sağlar. Ha, tamam, hatırladım. Multiplayer oyunda mekanını koruyorduk bunlarla. Çok kişili oyunda mekan korumaya yarıyordu. Tamam, okey. Oldu o zaman. Inventory'sinden access edelim. Bunları burada yapabiliyoruz.
Siptik. Siptik denen can dolduran şeyi tinto beriyle yapıyormuşuz. Canım benim, ben demin sana bir beri vermiştim. Onu ben bir geri bir onu geri alabilir miyim ben? Engramlarda bir şeyler yetiştirmemize yarayan bir yer varsa bir bakalım hemen şöyle. Sulama sistemimiz olduğuna göre aslında yetiştirme şeyimiz de olması lazım. Fruit display. İçine kartopu ve meyveleri koyarsan daha uzun süre dayanırlar diyor. Güzel bir fikir. Candle helmet. Kardeşlerim ben mi göremiyorum? Sandstone sailing. Wooden, raft yapalım. Evet, buldum, raft yapalım. Sleepy potion. Sleepy potion istemiyorum ya. İçip uyuyacak mıyım? Ben manyak mıyım? Feeding pot da değil. Flower pot olamaz herhalde ya. Evet, çiçekleri içine koy. Nerede istersen orada dursunlar. Mutlu mesut falan diyor. Gerek yok böyle bir şeye. Şöyle bir daha göz atıyorum. T-Rex kaskı. Fertilizerler. Dodo nest. Dodo yumurtası çıkıyor. Herhalde yiyoruz onları. Feeding trout. Stone trapdoor. Biri geçtiği zaman falan diyor. Onu da kullanalım bir ara ya. O kadar çok keşfedilecek şey var ki hepsine birden saldırıyorum ama olmuyor. Fishing rod yapalım. Bambu mu istiyor fishing rod? Yok. Bambu istemiyormuş fishing rod. Güzel. O zaman onu yaparız. Sulama sistemine bir daha bakıyorum. Yo, bayağı suya yön verir diyor. Sulama sistemidir diyor. Yani başka bir şey söylemiyor. Metalurjide de bununla alakalı bir şey yok. Endüstri zaten 30. level'da başlıyor. Büyüyle alakalı bir şeyim yok. Peki abi. Arof. Magic Arof da var. Magic Berry. Zaten öyle bir şeyimiz yok. Mageway Bark. Aman Allah'ım, ne yapıyorsun sen? Büyücü mü zannettin bizi? Ne zannettin? Sen bizi bariz büyücü zannettin galiba. Bizim öyle henüz şeylerle alakamız yok. Fikrimiz yok onların ne olduğuna dair. Bir bilsem onların ne olduğunu, emin ol yaparım. Bir de şuradan bakayım dedim ama vallahi kardeşlerim yok ya. Öyle bir şey yok. Bitki yetiştirebileceğimizi görmüyorum. Şimdi 80 tane odun, 30 tane leather, 100 tane teç, 100 tane fiber. Ha işte. Gece de bundan bahsediyordum. Gece gördüğünüz gibi ve mis gibi her yer aydınlık. Şuradan. Bir sürü fiber. Bir sürü teç aldım, pardon. Şimdi bir sürü fiber aldım. Şimdi bir sürü de ben yine bir ara odun kesmeliyim ya. Odun aldım. Craft. Canım. Raft için neye ihtiyacımız var? Leather yok. Vay. Seni. Bence hala yok ya, neyse 30 tane istiyordu. Rug değil canım, raft. Raftı oluşturalım bakalım. Artık bir raftımız var. Ama beni biliyorsunuz ki ben bu malzemeleri hemen geri bırakmalıyım. Çünkü beni rahatsız eder üzerimde malzemelerin kalması. O yüzden malzemeleri sandıklarına geri koyuyorum. Onun boş olduğunu biliyorum. Güzelim benim ha. Buraya bırak. Bunu da drop et. Yemeği de sizin kutunuza atayım. Sizin aç karnınızı doyurmaktan iki adım atamaz oldum. Ver şu tinto beriyi de. O tinto berilerden bir şeyler yapacağım ben. Al bu mojo beri de sende kalsın. Pardon, sende kalsın. Tinto beriyi bana ver. Bu da şimdi var ya büyük ihtimalle benden su mu ister? Gerçi bu su isteyemez ya. Bu niye su istesin? Şuradan sen bana iki tane yapabiliyormuş zaten ya. Ayıptır. Bayağı da sürecek. Emek verecek demek ki. Sevgisini katacak yaparken ona. Şöyle geliyorum. Buradan sana raftı bırakıyorum. Bırakamıyorum. Çünkü suyun içine girmem gerekiyor raftı bırakmak için. Suya atladığımda da bana dalma ihtimalleri var. Bıraktım ve kaçıyorum. Kaçıyorum bana dalmasınlar diye. Oo, vallahi birebir ark raftı. Birebir arktaki raftı ya.
Nasıl bineceğim ona? E çıkacak mı? Vallahi çıktı. Çıktı. E çıktı. İşte bu. Kendimize özel bölgemizde misler gibi raftımızla gidebiliyoruz. O zaman ben bu raftı şöyle getireyim. Böyle dursun. Geri gidebiliyor mu raft? Gidiyor. Arktakinden farklı olarak galiba arkta geri gidemiyordu çünkü raftımız. Geri de gidebiliyor. Mükemmel. Kardeşlerim, bu saatten sonra artık videomuzu sonlandırmak düşer bize. Bir dahaki videomuzda emin olun görmediğimiz bir sürü şeyi göreceğiz. Yapmadığımız şeyleri yapacağız. Ama bir video için bu kadar yeter. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.